şu an kapanmış durumda. Sadece bir kurşun sıyrı. Ayla Kasarcı şanslı olanlardan. 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananları şöyle anlatıyor. Demirlere dayanarak bir mola vermiştik. Ondan sonra şuraya geldik. Orada zaten ateş açıp vurdular bizi. Kasarcı yüzlerce başka göstericiyle darbeci askerlerin karşısına çıktı. Askerler ateş açtı. Onlarca insan hayatını kaybetti. Ayla Kasarcı kolundan, eşi karnından yaralandı. Ben hem kendi çocuğumun hem diğer çocukların geleceğini kurtardım eşimle birlikte burada olarak. Biz burada düşseydik ülke düşecekti. Recep Tayyip Erdoğan'ın eline kontrolsüz, devleti istediği gibi şekillendirici, muhalefeti istediği gibi baskı altına alıcı bir silah geçmiş oldu. En az darbeciler kadar darbeci olduklarını darbe sonrası gösterdiler. CHP milletvekili Aykut Erdoğdu darbenin bir suç olduğunu söylüyor. Erdoğdu'ya göre 240'tan fazla insanın can verdiği darbe girişimi öngörüldüğü halde önlenmedi. Evet, bu bir kontrollü darbe görünüyor. Yapılan darbe, beklenen bir darbeye yol verildikten sonra karşı darbenin yapılması gibi görünüyor. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Boğaziçi Köprüsü darbe gecesi trajik olaylara sahne oldu. O gece yaralanan Ayla Kasarcı'ya 15 Temmuz gazisi unvanı verildi. 5 dakika sonra vurulacağımı biliyordum ama korkmuyordum. Hiçbir şeyden korkmuyordum. Ve sadece şunu düşündüm. Benim çocuklarım bensiz büyürdü. Babaları olmadan da büyürdü. Ama vatansız asla büyüyemezlerdi. Hükümet darbe girişiminden hemen Fethullah Gülen yapılanmasını sorumlu tuttu. Ancak hükümetin resmi açıklamasına ilişkin şüphe ve iddialar sürekli arttı. 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu salonunda milletvekilleri toplantı halindeyken bina savaş jetleri tarafından bombalandı. Muhalefet Partisi milletvekili Aykut Erdoğdu da o gece meclisteydi. Bombanın binada açtığı hasar, darbe girişimini unutturmamak için kaldırılmadı. Darbe Araştırma Komisyonu'nda yer alan Erdoğdu, askerlerin manipüle edilmiş olabileceği iddiasının aydınlatılamadığına dikkat çekiyor. Darbe Araştırma Komisyonu'na uzun süre ısrarla çağırdığımız kilit isimleri davet etmediler. Bizi sürekli oyaladılar. Mesela Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı. Yani darbeyi bildiğini, 9 saat öncesinden darbeyi bildiği bugün kesinleşen MİT Müsteşarı'nın komisyona çağrılması ve neden Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a haber verilmediğini. Ancak bu tarz sorular sormak Türkiye'de son derece tehlikeli. Birçok milletvekili şu anda cezaevinde. Erdoğdu'ya göre hükümetin olağanüstü hal ilanı bir karşı darbe. 15 Temmuz'dan beri Türkiye'de birçok temel hak askıya alındı. Bir yılda 140 binden fazla muhtemel hükümet karşıtı kamu görevinden ihraç edildi. 50 binden fazla insan tutuklandı. Geç geldin sen abi. Çok geç geldin. Sabah saat 6. Silivri Otogarı. Emekli Abdullah Baştekeli, Silivri cezaevinde bulunan oğlunu ziyaret için Ankara'dan gece şehirler arası otobüsle gelmiş. Otogardan kalkan minibüs Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen tutuklu ve hükümlü yakınlarını cezaevine taşıyor. Onların oğulları, kızları, eşleri devlet düşmanı oldukları gerekçesiyle bu cezaevinde yatıyor. Haftada bir kez 40 dakika süreyle camın arkasından yakınlarıyla görüşebiliyorlar. Silivri Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi ağzına kadar dolu. Vatan haini kabul edilenler burada yatıyor. Gazeteciler, akademisyenler, öğretmenler, hakimler, avukatlar, polisler ve askerler. Baştekeli'nin oğlu 15 Temmuz'dan önce orduda subaydı. Emekli baba oğlunun adını vermek istemiyor.
Oğlunun 15 Temmuz gecesi evinde olduğunu ve tamamen masum olduğunu söylüyor. Darbe girişimi sırasında ölenlerin, yaralananların yakınları da cezaevi önünde toplanıyor. İdam cezası istiyorlar. Esasında biz suçlu değiliz işte. Her şeyimizi teslim ettik. 6 ay oldu. Hiçbir netice yok. Hiçbir kontrol olup da sizde şu var, bu var diye söylemiyorlar yani. Duadan başka yapacağımız hiçbir şey yok. Çünkü hiçbir merciye başvuramıyorsunuz. Yani sanki vatan haini gibi ilan edilmişiz. Evet, o gözüne bak. İşte yapacağımızda hiçbir şey yok. Çünkü hukuk işlemiyor Türkiye'de. Başkent Ankara. Hükümette Türkiye'nin en yüksek yargı mercileri de burada. Görevden ihraç edilen ve tutuklananlar için yapılan şikayet başvuruları sistematik olarak geri çevriliyor. Kimse ilgilenmek istemiyor. Abdullah Baştekeli ve aynı durumdaki diğerleri için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurmaktan başka seçenek yok. Parti Genel Merkezi'nde ailelerin şikayetleriyle ilgilenen bir izleme komisyonu var. Ancak ümitsizliğe kapılan bu insanları dinlemek dışında onların da elinden pek bir şey gelmiyor. Ailelerin çoğu yakınlarının suçsuz olduğunu ispat edecekleri adil bir yargılamaya olan umutlarını yitirmiş. Görevinden hemen çağırdılar, iş yerine gitti nöbete, hastaneden hemen aradılar. Bizim çocuklarımızı önce açığa aldılar 14 Ekim'de. 22 Kasım'da kanun hükmünde kararnameyle işlerini feshettiler. 20 yıllık emeği benim oğlumun. Er olarak tehir ettiler. Düşünün yani. Hiçbir şey yok. Ondan sonra evlerinden geldiler bir pazartesi gün benim oğlumu. Aldılar götürdüler. Bütün her şeylerine el koydular. Dolaplar yardım isteyenlerin dosyalarıyla dolup taşıyor. CHP bu kadar başvuru karşısında çaresiz görünüyor. Kendi sorunlarını nasıl bir çözüm üreteceklerine dair yol gösteriyoruz. Yaklaşık 70 bin kişi var burada. Bize mail yoluyla, telefon yoluyla ve posta yoluyla ulaşmış olan. Bunlara dayanmak çok kolay değil. Yani insan etkilenmemesi mümkün değil. Baştekeli ve arkadaşları içinde yapabilecekleri çok fazla bir şey yok. Türkiye'de muhalefetin kendisi hayatta kalma çabası içinde. Ayla Kasarcı uzun süredir bu görüntüleri bekliyordu. 15 Temmuz darbe girişimi davası başlıyor. Medyada da bu yılın terör davasına ilgi büyük. Davranmamız beklenemezdi onun için. Ah oradan bir tanesi böyle bunlara izin vermiyorlar ki böyle taşı atacak böyle bir kanları akacak girene kadar içeriye. Keşke boyunlarından birer birbirlerine iple bağlasalar da o şekilde görsem belki bir ebze. Hala ama aynı öfkeli. 15 Temmuz gecesi nasıl öfkeliysem onlara hala aynı derecede aynı öfkeliyim. Keşke idam gelse ama bunların infazını cellatlara değil 15 Temmuz şehit ve gazi onlara verseler o zaman çok çok daha memnun olurum. Kasarcı'ya göre şimdi düşmanlarla hesaplaşma zamanı. O bu konuda Cumhurbaşkanı ile aynı fikirde. Erdoğan'a büyük hürmeti var. Kitlesel tutuklamalara yönelik tepkiyi ise haklı bulmuyor. Hükümeti destekleyen kesime göre darbe girişiminden bir yıl sonra ülkede her şey tekrar normale döndü. Oysa ekonomi durgunlaşıyor, turistler ve yatırımcılar çekingen. Avrupa Birliği üyelik süreci de sona erme noktasına geldi. Ayla Kasarcı eşini feribot çıkışında karşılıyor. Eşi kısa süre önce tekrar çalışma hayatına dönmüş. Ancak aldığı kurşun yaralarının etkileri sürüyor. Devlet gazilerle ilgileniyor. Ayla Ekonomi Bakanlığı'nda yeni bir iş bulmuş. Ramazan ayı. Kasarcı çiftinin oturduğu sokakta iftar yemeği veriliyor. 15 Temmuz gazisi olarak sofranın onur konuğu gibiler. İnsanlar başlarından geçenleri biliyor. Türk medyasında gazilerle ilgili haber ve portreler eksik olmuyor.
Yoldan geçenler ve komşular kasarcı çiftinin gösterdiği cesaretten hayranlıkla söz ediyor. Onların gözünde onlar birer kahraman. Önce evlatlarıma dua ederdim. Şimdi önce ülkeme, gazilerime, şehitlerime dua ediyorum. Allah kabul etsin. Karşı komşum bayrağımızı astı sokağımıza. Ama sağlık diliyorum. Kısa zamanda iyileşmesini diliyorum. Çalışmasını istiyorum. 15 Temmuz'da bu darbeyi bertaraf etmek de çok büyük bir şey başardık milletçe. Beni al. Meydanlarda olmayıp o gece evlerinde olanlar hala da her gördüklerinde sürekli minnet duygularını söylüyorlar. Gerçekten çok gurur duyucu bir şey. Kocaeli Üniversitesi. Sosyolog Derya Keskin'in yüzündeki burukluğu okumak mümkün. 6 yıl burada öğretim görevlisi olarak çalışmış. Bugün eski öğrencileri ve meslektaşlarıyla kurdukları dayanışma akademisine gidiyor. Keskin, geçen Eylül ayında Kürtlere ve Türklere barış çağrısı yapan bir bildiri imzaladıkları için görevinden ihraç edilen binlerce öğretim görevlisinden sadece biri. İhraçlar sadece hükümete muhalif olanları değil, farklı halk gruplarının uzlaşmasını savunan insanları da hedef alıyor. Bir şey anlatmayacağım. Ege kıyısında bir sendikanın tatil tesisi. Görevden ihraç edilen öğretim görevlileri burada 5 gün daha ders verebilecek. Yurt dışından ve yurt içinden yapılan bağış ve yardımlar sayesinde. Hem bir direnç, hem alternatif yollar arama mücadelesi, hem de bir umut ışığı. Yani hakların, özgürlüklerin bu kadar kısıtlandığı, bu kadar ayaklar altına alındığı bir ülkede bunun haklarımızı tekrar geriye alabileceğimizi bugün burada konuştuk. 5 gün boyunca da konuşmaya devam edeceğiz. Özgürlük, dolayısıyla özgürlük bir hak olarak savunmalıyız. Yani dokunmamalıyız ona. İlk dersin konusu çağlar boyunca özgürlük kavramı. Bu konuyu Türkiye'de bir üniversitede anlatmak artık pek mümkün değil. Dayanışma Akademisi düşünsel özgürlüğü bir parça da olsa korumak istiyor. Türkiye ilk kez bu darbe girişimiyle bir tek sesliliğe maruz kalmıyor. Öğrenciler derse katılımın riskli olduğunun farkında. Kendime alternatif bir alan aradığım için buradayım. Ve çok mutluyum çünkü üniversite aşırı derecede pasifleşti, sakatlaştı. Bu şekilde. Yani akademik bir alan hiç mümkün değil. Elbette ki bunun benim üzerimde olan oluşan bir baskısı, bir korkusu mevcut. Bu da zaten bizim en büyük problemimiz. Ama bu gibi bir ortamdan öğrenebileceğim eğer çok şey varsa gidebildiğim yere kadar gitmeyi düşünüyorum. Keskin'in çok sayıdaki özel üniversiteden birinde ders verme imkanı var. Ancak üniversiteler ona iş vermeyi göze alamıyor. Şu anda bir sağlık sigortası bile yok. Türkiye aslında Birleşmiş Milletler'in Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Medeni ve Siyasal Sözleşmelerinin imzacısı. Ama şu anda onların hepsini ihlal ediyor. Eğitim hakkını da ihlal ediyor. Akademik özgürlüğü de ihlal ediyor. Öğrencilere kendi yaşadıklarından ve tanık olduklarından yola çıkarak bu ihlalleri birlikte çalışarak ortaya çıkarmalarını, tek tek ortaya çıkarmalarını isteyeceğim. Tabelayı kaldırmak zorundalar. Zira Diyarbakır'daki İnsan Hakları Örgütü Mazlum Der, mahkeme kararıyla yasaklandı. Derneğin yıllarca başkanlığını yapan Reha Ruhavioğlu'na göre bu bir sürpriz değil. Bugün içinde bulunduğumuz atmosferin düne göre çok daha zor olduğunu, insan hakları savunucularını bekleyen engellerin de, tehlikelerin de, risklerin de daha fazla olduğunun farkında olarak bunu yapıyoruz. Ama biz bu toplumsal sorumluluğu omuzlarımıza almışız ve bunun hakkını yerine getirmeye çalışacağız. Bazı riskleri göze almadan bunlar mümkün olmuyor maalesef. Diyarbakır, Kürt siyasetinin merkezi konumunda. Kent, HDP'nin de kalesi.
Ancak Diyarbakır'ın HDP'li belediye başkanı görevden alındı. Partinin neredeyse tüm yönetim kadrosu cezaevinde. Barış sürecinin sona ermesinden beri de Türkiye'nin güneydoğusunda çatışmalar eksik olmuyor. Terör örgütü PKK, 2 yıl önce Diyarbakır Sur'da haftalar boyunca güvenlik güçleriyle çatıştı. Çatışmalarda 150'den fazla insan hayatını kaybetti, binlerce insan yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı. Hükümet o zamandan beri Sur ilçesini yeniden inşa ediyor. Resmi açıklamaya göre burada modern bir ilçe kurulacak. İlçe sakinleri ise bir intikamın kurbanı oldukları görüşünde. Fehmi Can Bey de böyle düşünenlerden. Ruhavioğlu'na bir zamanlar evinin olduğu yeri gösteriyor. Tehlikesiz bir işte değil bu. Zira bölge polis tarafından çevrilmiş. Yıkımın boyutlarının kayda alınması istenmiyor. Valla insan ister istemez kaldığı mesela 23 yıl ben o evde kaldım. Yani ister istemez insan etkilenir yani. Yani böyle olacağını hayal etmez. Aklım ucunda zor. Ben burada 55 gün kaldım o şeyin içinde. Gerçekten psikolojim bozulmuş. Yani artık barış olsun, yani artık ölümler dursun. Ben Diyarbakır Valiliği de uzlaşmaya açık bir tavır sergiledi bütün bu süreçte. Genel politikanın birazcık dışında da kaldı. Diğer siyasi partiler de ama en nihayetinde çok başka yerlerde alınmış bir çatışma, bir savaş hali kararı var ve hiçbir taraf buna dair bir şey yapamadı. Ve maalesef hepimiz bu gelen dalganın altında kaldık. Sur'un sağlam kalan son sokaklarından biri. İnsanlar tekrar yerlerinden olma ihtimalinden endişeli. Birçoğu zaten daha birkaç yıl önce çatışmalardan kaçıp buraya yerleşmiş. Bu tür adaletsizlikler sadece biz Kürtlere oluyor, diyorlar. Ruhavioğlu kendilerini savunma konusunda onları cesaretlendirmeye çalışıyor. Son derece düşük tazminat önerilerini reddetmeleri gerektiğini söylüyor. Mahalleli ise artan baskıdan şikayetçi. Milyar mı veriyorlar size? Yani sağ olsun komşu momşular ikinci ataktan bize elektrik vermişler. Yoksa şu an onu da mağduruyuz zaten. Yani ne olmuş? Bir dolabımızı çalıştırıyoruz ki yemeğimiz eşkime olmasın. Bir soğuk su içebilen bir şeyimiz olsun. Onun dışında elektrik başka hiçbir bizde yok. Evleri toplamışız, hazırız ama imza atmamışız, vermemişiz. Adamlar bize diyor, ayın 18'inden sonra, bayramdan sonra mecbur herkes çıkacak buradan. Biz de öyle durmuşuz işte. Yüzyıl önceki tehcir kararına kadar burada Ermeniler yaşıyordu. Bugünse Kürtlere göre Türk devletinin mağdur ettikleri kendileri. Ruhavioğlu, 15 Temmuz sonrasında devletin Güneydoğu'daki müdahalelerinin tekrar arttığını anlatıyor. Mağdurlardan bilgi alan insan hakları savunucusu, dünyanın dikkatini Kürtlerin durumuna çekmeye çalışıyor. Darbe girişiminden sonra OHAL, KHK derken son derece baskı altında bir ortamda çalışıyor olmaya başladık. Yani bugün örneğin Diyarbakır'da sokak eylemi yapmak sivil toplum açısından yasak. Halbuki bizim gösteri ve yürüyüş hakkımız son derece temel bir hak. Yine gözaltında kötü muamele bu dönemde tekrar yükselişe geçti. Çözüm süreci ve ondan önce bayağı azalmıştı gerçekten. Cezaevlerinde muamelelerin kötü muameleyle ilgili çok ciddi şeyler, şikayetler alıyoruz. Ruhavioğlu Hak İnisiyatifi adlı yeni bir insan hakları derneği kurdu. Adı Hak İnisiyatifi. Ancak bu tabelanın daha ne kadar süre asılı kalabileceği meçhul. Sabah saat 9. CNN Türk'te Parametre programının saati. Hande Fırat günün siyasi ve ekonomik gündemini sunuyor. Diyarbakır Sur'daki yıkımla ilgili bir haber yapacak olsa bu insan hakları kapsamında değil terörle mücadele kapsamında olurdu. Güvenlik ve demokrasi arasında çok ince ve zor bir çizgi var. Bir ülke sadece DAEŞ'la mücadele ediyor. Bir ülke sadece başka bir terör örgütüyle mücadele ediyor. Türkiye gibi bir ülke
DEAŞ'la mücadele ediyor. Aynı ülke PKK'yla mücadele ediyor. Aynı ülke gene Fethullah Gülen terör örgütüyle karşı karşıya kalıp darbe kalkışması yaşıyor. Yani evet, sorunlarımız var, tartışmalarımız var ama bölünmüş bir toplum dışarıdan bakış açısından biraz çok keskin geliyor bana. Çünkü ben de buradan bakınca PKK konusunda gerekli desteği vermeyen bir Avrupa Birliği görüyorum. Fırat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la cep telefonu üzerinden söyleşi yaparak Türk televizyonlarının en tanınan siması haline geldi. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, buyurun. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyoruz. Erdoğan bu bağlantıda halkı tankların önüne çıkmaya çağırdı. Meydanlarda, havalimanında toplanalım. Fırat şu anda 170 meslektaşının cezaevinde olduğunun farkında. Sadece bir makalenin terör destekçisi sayılmak için yeterli olduğunun da. Keza Türkiye'de yayın yapmayı sürdürebilmek için bu durumu eleştirmemek gerektiğini de biliyor. Ya da eski açık gazeteci olduğunuz için suç işleme özgürlüğünüz var demek değil. Ama şunu da unutmamak lazım. Basın özgürlüğü çok önemli. Bu basın özgürlüğünün, çok sayıda medya kuruluşunun özgürce yayın yapabilmesinin ne kadar önemli olduğunu bu ülke sadece 15 Temmuz'da çok net öğrendi. Fırat'a göre Türkiye bir gazetecinin rahat yaşayabileceği bir ülke. Ancak düşmanlıklar karşısında kendisinin de korunaklı olmadığını belirtiyor. Bir takım tehditler olduğu için 15 Temmuz'dan sonra ben de dikkat etmemi istediler ve dikkat ediyorum doğal olarak. En başta böyle bir tedirgin olup çok rahatsız oluyordum. Yani doğal olarak hani telefonunuza bir mesaj geldiğinde ya da işte tehdit geldiğinde sarsılıyorsunuz. Günlük mesai sona erdiğinde Ankara trafiğinde Hande Fırat'ın aracına sivil polis araçları eskortluk ediyor. Fırat, hükümetin özel koruması altında bulunuyor. 15 Temmuz gecesi gerçekten olup biten neydi? Bu sorunun cevabı Aykut Erdoğdu'yu rahatsız ediyor. Çünkü hemen her gün yeni tuhaflıklar ve çelişkilerle karşılaşıyor. Örneğin 16 Temmuz'da sabahın erken saatlerinde kalkışma çoktan büyük ölçüde bastırıldığında parlamentonun bahçesine neden bir bomba atıldı? Merhaba. Erdoğdu, darbe girişimi gecesi karanlıkta kalan noktaların nasıl aydınlatılacağı konusunda partili meslektaşlarıyla sık sık görüş alışverişinde bulunuyor. Ancak darbeci olarak addedilmemeye dikkat etmek zorundalar. Olağanüstü hal koşullarında olayın aydınlatılabileceğine dair onların da umudu gittikçe azalıyor. Dışarıda bu suçu organize eden, özendiren veya yönetenler de varsa onlar da cezalandırılmalı. Şimdi mahkeme bunu sağlar mı, çok ciddi kaygılarım var. Yani darbe komisyonunda olmadı, soruşturma safhasında olmadı. Hele bu aşamada, yargının bitirildiği bir aşamada bağımsız bir mahkeme olmasını cidden beklemiyorum. Bunu oğlu hakkında yazılan iddianameyi okuyan Abdullah Baştekeli de beklemiyor. Suçlamalar onu dehşete düşürüyor. Laik zihniyetteki ailesinin hiçbir zaman Gülen cemaati gibi bir İslamcı hareketle ilişkisinin olamayacağını vurguluyor. Başkalarına yöneltilen suçlamaların birebir aynı sözcüklerle oğluna da ifade edilmiş olmasından rahatsız. Fakat içi bomboş. Hiçbir şey yok. Bir baylok var diyorlar. Fakat bayloğun tespitini bile yapmıyorlar yani. Sadece çaresiz değil, aynı zamanda da tecrit olmuş hissediyorlar. Belgedir. Lojmandan zaten taşındık. Şimdi insanların kafasında tabii ki soru işaretleri muhakkak oluyor. Ne kadar da iyi tanısalar bizi, yıllardır birlikte olduğumuz insanlar var. Hani yüzümüze karşı bir şey söylemiyorlar ama ben inanıyorum ki kafalarında bir acaba soru işareti süreç var. Normalde görüşüp ama şimdi bu aşamada hiç aramayan çok arkadaşım, yani dostumuz oldu tabii ki. Eşimin iş arkadaşları olsun. Yani çünkü korkuyorlar insanlar. Bize de bir şey olur. Bize de bir şey olur diye düşünüyorlar. Bütün her şeyi eklemişler. Yakınları cezaevinde olan bu üç kişi avukat dahi bulmakta zorlanıyor. Avukatlar vekaleti ya korkudan reddediyor ya da abartılı ücretler istiyorlar.
Boğaz'a, 15 Temmuz gazisi kasarcı ailesine dönüyoruz. Onlar için eski normal hayatlarına dönmek hala son derece zor. Özellikle de eskiden futbola ilgi duyan Yasin için. Ondan sonra onlar geldi. Karnından aldığı kurşun yarası omurgasının çok yakınından geçmiş. Hükümetin darbeyi önleyebileceği halde önlemediği düşüncesinin korkunç bir düşünce olduğu kanaatindeler. Güzel idare edilen bir ülkeyiz. Çok, bana göre dünya lideri yönetiyor bizi. Bir dünya lideri yönetiyor ve önleyebilseydi mutlaka önlerdi. Mutlaka önlenilirdi. Sadece önlenemedi. Yani burada işte teknik aksaklıklar, iletişim kopuklukları. Yani bakıyorsunuz yavere kadar onlardan nasıl önlenilsin ki? Kimse kimseyi ayrıtmadan herkes birbirine yardım etti. Çok güzel bir birlik beraberlik oldu. Herkes birbirine yardım etti. Yani ben hani ihbar önce olmuştu, devlet ona müdahale edebilirdi filan. O kısmını, ya böyle bir şey olsa da biz onları düşünmedik. Kasarcı ailesi Erdoğan için her zaman yeniden sokağa çıkmaya hazır olduklarını, Erdoğan yönetiminde çocuklarının geleceğinden endişe duymadıklarını söylüyor. Ege sahilinde Dayanışma Akademisi'nden akademisyenler ülkenin bundan sonraki gidişatını tartışıyor. Her tür muhalefet bastırılırken demokrasi ve eğitimin geleceği ne olacak? Kendi gelecekleri de bir o kadar belirsiz. Yurt dışına seyahat edemiyorlar bile. Çünkü pasaportlarına el konmuş. Bizim atılma nedenimiz vatan hainliği. Yani topraklara şu gördünüz. Güzel toprak, denize biz hainlik yapmışız. Yani şöyle güzelliğe biz nasıl hainlik yapabiliriz? Ben şu denizin üzerinde bunu soruyorum mesela. Yani çalışacağımız... Kamu, kamu görevinden men edildik. Yani bu örneği hep veriyoruz. Güvenlik görevlisi bile olamıyoruz. Bir yazar, birileri ona yazar dedi diye yazmaz. Bir sanatçı, bir usta, bir artizan. Ben... Kimse bana öğretim üyesi dediği için bu işi yapmıyorum. Ben böyle yaşıyorum. Bu benim yaşam biçimim. Ve çok da mutluyum bu yaşam biçimde. Yani koşullar bundan daha kötü olsa da ben bunu yapmaya devam edeceğim. Güvensizliğin, nefretin, öfkenin ve korkunun olmadığı bir Türkiye'ye olan sessiz umut yine de tükenmiyor. Ülkeyi iki uzlaşmaz cepheye bölen başarısız darbe girişiminden tam bir yıl sonra bile. Çok şükür.